Bugün Artvin'de temaslarımızı sürdürüyoruz. Ancak tabii ulusal gündemi de takip etmeye devam ediyor. Biliyorsunuz önemli ve kamuoyunun dikkatini çeken bir soruşturma İstanbul'da devam ediyordu. Dilan Polat dosyası. Bu dosyayla ilgili özel bir soruşturma ekibi kurulmuştu. 3 komiser, 5 polisten oluşan. Biraz önce aldığım habere göre bu ekip hadisenin diğer unsurlarında ve bu sürecin içerisinde olan diğer 40 kişiyi de gözaltına alma aşamasındayken aralarında çok meşhur bazı isimlerin de olduğu ani bir kararla görevden el çektirilmiş ve değişik karakollara bu ekip sürülmüş. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya da sesleniyorum. Sayın Yerlikaya, eğer bu Dilan Polat soruşturmasını yürüten özel ekibin görevden alınarak değişik karakollara sürülmesine izin verirseniz bütün inanırlığınızı yitirirsiniz. Tekrar ediyorum. Bütün inanırlığınızı yitirirsiniz. Milli Eğitim Bakanı izlediği politikalarla Türkiye'nin güvenliği için bir tehdit olmuştur. Ve gençlerimizin geleceğini, Türkiye'nin geleceğini tehlikeye atmaktadır bu zat. Gençlerimiz 21. yüzyılda dünyayla rekabet edebilecek bir bilgiyle, donanımla yetişmelidir. Bu telefonu yapabilecek bilgiye, donanıma sahip olmalılar. Sizin beni kaydettiğiniz ve yayın yaptığınız kameraları, mercekleri üretebilecek bilgiye sahip olmalılar. Bu mikrofonun içindeki teknolojiyi üretebilecek bilgiye sahip olmalılar. Gençlerimizin daha iyi matematiğe ihtiyacı var. Daha iyi biyolojiye ihtiyacı var. Kimyayı bilmeye ihtiyacı var. Sosyolojiyi, felsefeyi bilmeye ihtiyacı var. Yani dünyayla rekabet edebilecek bir eğitim verilmesi gerekirken Milli Eğitim Bakanı işi gücü bırakmış, Türk gençliğini tarikat ve cemaatlerin kucağına atmıştır. Bunu da utanmadan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde söylemiştir. Gerekçe olarak da dağa gitmeyi engelliyorlar demiştir. Tarikat ve cemaatlerin işi gençlerin dağa gitmesini engellemek değildir. Bu bir. Bu Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kurum ve kuruluşlarının işidir. İki, anlı secdeye değiyor dediğiniz FETÖ, 15 Temmuz gecesi bu ülkeyi iç savaşa sürükleyecek bir darbe yaptı. Parlamentoyu bombaladı. Daha çıkmışlar mıydı? Hala mı akıllanmadınız? Ama biz Zafer Partisi olarak diğer partiler gibi bu Milli Eğitim Bakanlığı'nda gerçekleşen rezaleti durarak seyretmeyeceğiz. Her fırsatta siyasi ve hukuki her türlü mücadeleyi vereceğiz. Bu yapılan suçtur. Bu yapılan Cumhuriyet'in kuruluş felsefesine aykırıdır. Ve bu Milli Eğitim Bakanı günü geldiğinde bu yaptığının hesabını yasalar önünde verecektir muhakkak. Emeklilerin 7500 lira maaş alıyor, 5 milyonu. Bu insanlık onuruna hakarettir. Bu insanlar hayatları boyunca Türkiye için çalışmışlar. Türkiye için askere gitmişler. Türk milleti için ter dökmüşler. Ve çalıştıkları dönemde kendilerinden önce çalışan ve emekli olmuş insanların onurlu bir şekilde yaşaması için paylarında bulunmuşlar ve kendilerinden küçüklerinde yetişmesine katkıda bulunmuş insanlar. Şimdi onlara 7500 lira maaş verip saraylarda itibar arayanlar bilmelilerdir ki emekliler saray rejimine haklarını helal etmiyorlar. Diğer taraftan diyorsunuz ki asgari ücret, yani yaşamak için sahip olman gereken en az ücret, sonra da onun yarısını
emekliye veriyorsunuz. Bu ne demek? Bu sen yaşama demek. Sen öl demek. Sen aç kal demek. Sen insan değilsin demek. Senin bütün bu çalışmalarına saygı duymuyorum demek. Dünyanın değişik ülkelerine resmi rakamlar övünerek yılda 7 milyar dolar yardım yapıyoruz diyorlar. 7 milyar dolar. Milyon değil, milyar dolar. Ve dünyada Amerika Birleşik Devletleri'nden sonra en fazla insani yardım yapan ülkeyiz. Doğru mu? Doğru. Gayri safi milli hasılasına göre ise dünyada en fazla yardım yapan ülke. Peki bu ülkenin insanları, bu ülkenin emeklileri bu 7 milyar dolar yardım yapılırken kendi ülkelerinde kira ödeyemeyip sokağa atılıyorlar mı? Atılıyorlar. Ben Recep Tayyip Erdoğan'a Türkiye'de emeklilerin de insan olduğunu ve esas insani yardımın onlara yapılması gerektiğini hatırlatmak istiyorum. Ama sen kız başarılı olacaksın hayatta ya. Vallahi. Olur senden. 3 bölüme ayırın. Evet. Tamam. Bana yollayın. Tamam. Selamun aleyküm. Hadi görüşürüz. Hoş bulduk. Sağ olun. Sağ olun. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Teşekkür ederim. Hayırlısın. Selamünaleyküm. Aleykümselam başkanım. Nasılsınız? İyisiniz. Sağ olun. Sağ olun. Mahvinde hiç sığınmacı ve kaçak yok. Zafer Partisi bütün Türkiye'yi Artvin gibi yapacak. Hiç sığınmacı ve kaçak olmayacak. Evet. Tebrik ediyorum bütün Artvinlileri. Sığınmacı ve kaçakları.